Hepinize merhabalar arkadaşlar, DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda House Flipper'da ev bakıyoruz. Evet, yeni ev fiyatlarına bakıyoruz dermişim. Elde benim aldığım aslında bir tane ev varmış. Davetsiz misafirlere olan ev. Ben bu eve 60 bin vermişim. Benim burada 400 bin dolarım var. Peki biz ne istiyoruz? Biz burada aydaki evi istiyoruz. Aydaki ev ne kadar? 482 bin dolar arkadaşlar. Yani ben zaten buraya ne ara aldım hatırlamıyorum. Bunu yaparsam, bunu satarsam eğer bu sefer buraya yapabilmek için üzerine para da kalır diyeceğim ama hepsi çok güzel ve ben bunların sanırım hepsini yapmak istiyorum. Demin de gözüme şu takıldı, şu çok dikkatimi çekti, bu çok dikkatimi çekti. Bunu da yapmak istiyorum, bunu da yapmak istiyorum. Sırayla ilerleyen bölümler şeklinde yaparız diye düşünüyorum. O zaman ben ikna olduysak buraya geçiyorum. Çünkü bir daha ekstradan para verip ev alırsam çok fazla karım olmayacak, bir ev daha yapmam gerekecek. Ama ben aydaki eve parasız gidemem. Yani parasız ayda ne yapacaksınız düşünsenize. Bir de burayı da bilmiyorum, davetsiz misafirlere olan bir ev. Bir kere evin şöyle bir dıştan bakıyorum alıcı gözüyle. Alıcı gözüyle gayet şık, gayet mütevazi, bir banyoda iyi bir ev olma potansiyeline sahip bir yer kendisi. Fakat her evin dışı içi farklı olabilir. Mesela ben bu sefer arkadan giriş yapmak istedim eve. Ay çok güzel tabloymuş, hemen bunu satmalıyım. Böylece aydaki eve bir adım daha yaklaşacağız ve bunları da atacağız. Satacağız. Evet, müşteriler de kötü resim değil. Siz bir susun. Siz bir durun şu an. Sizlik bir şey yok. Bir daha bir şey yapmadım. Belgelerim buradaki rafa sığmaz. Bütün kitaplarımızın resim yok mu? Hep aynı şeyler diyorsunuz. Bu ses ne ya? Bir ses geliyor ama. Su mu? Hayır. What? Nasıl yani? Bir dakika, buraya satma. Ay bütün evin altı böyle değil değil mi? Umarım evin altının her yeri böyle değildir. Tamam. O zaman çalılık kesici. Ben bunlara ne yapacağım ki? Ha, elektrik süpürgeyi al gel, tamam. Hayatımda hiç çimleri elektrik süpürgesiyle süpürmeyi denememiştim. Ay, üstüne basıyorum. Oluyor mu ki? Yani bu nasıl bir teknoloji? Çimlerin toprağı hiçbir şey çekmiyor, sadece bunları mı çekiyor? Buraya gel. Bir tane orada çok güçlü bir hamam böceği var. O gerçekten... Yuvası varmış ya. Yuvak demek ki, hani davetsiz misafir ya. Ama misafir davetsiz sayılmaz bunlar. Evin dışında zaten. Burası çok karışık. Bir kere şu hemen kötü görüntülerden kurtulalım mı? Bir an önce kurtulalım bence. Ben her şeyi böyle satmak istiyorum. Bir kere. Bakın, müşterileri falan her şeyi boş verin şimdi. Banyo güzel duruyor aslında. Banyo birazcık ümit vaat ediyor. Evim şahane programdı bugün. Buraya ofis yapacağım ya. Burasını ofis yapacağım. Salon artı mutfak. Mutfağı acaba... Bir daha kapı yapsam mı diye düşünüyorum ama çok kapatır burayı, çok boğar diye düşünüyorum. Yani burayı Amerikan mutfak yapacağız gibi duruyor. Çoğu eve yaptığımız gibi. Burası ofis olacak, burası yatak odası olacak. Ve o zaman eğer hazırsak başlıyoruz. Şu tüm kapıları, gereksiz her şeyi satalım. Zaten bunları yenileyeceğiz. Ama bunları da satmak istiyorum. Tencere pis mi, yeni mi, kalsın. Yeniyse bunlar kalsın, bunları sonra düzelteceğim, düzenleyeceğim. Tabaklar düşsün. Evet. Işıkları da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Bomboş bir ev istiyorum. Spot ışığı. Böyle bir şey göremedik. Neyse, o zaman buradan bakacağız şimdi. Lambalar. Tavan. Evet. Tavan hadi. Hadi halojen şey ışığım neredesin? Halojen ışığım. Hah, lambaymış. Lamba. 1, 2, 3, şöyle 1,
ki bu benim çalışma alanımı aydınlatmak için yaptığım bir şey. Sonradan en sonunda karar verirken avizeyi odaya, duruma göre değiştiriyorum. Bu bölüm birazcık böyle daha hızlı yapmaya çalışacağım. Böyle daha hem keyifli olur diye düşünüyorum. Yani zamandan nasıl böyle şey yapabiliriz, kazanabiliriz diye düşünüyorum. Önce nasıl bir tarz yapmak istediğimize karar verelim. Burası çok böyle şey, hani çok Amerikan vari bir yer. Çok banlıyor şeyinde, düşüncesinde yani. O yüzden modernlikten ziyade birazcık daha böyle klasik bir şeyde gidebiliriz. Hiç klasik tarzda bir ev yapmamıştım sanırım. Yani ben hep genelde böyle modern tarzda seviyorum. Neyse, o zaman her şeye karar verdiysek eğer, kendimle de bir konuşuyorum. Kendi içimde şu an münakaşa yapıyorum. Yatak odasıyla başlamak isterim. Evet. Ama şey var mı? Lambaya basma düğmesi. Ha. Neydi bunun adı? Unutuyorum ya. Neyse. Gündüz güneş var tepede böyle güzel güzel. Hemen ne yapıyoruz? Boya. Bu sefer duvara duvar kağıdı bakmak istiyorum. Ama duvar kağıtları da pek şey olmuyor gibi ya. Uygun olmuyor gibi. Ama olsun, ben yine de şansımı denemek istiyorum. Ay, çok tatlıymış dalga şeklinde. Duvar kağıtları çok bana olumlu gelmedi. Bazıları ümit vaat ediyor, bazıları etmiyor gibi. O yüzden yine boyaya gidiyorum şu an. Boyaya doğru yol alıyorum, evet. Ya daha konsept şeyler için, mesela bu evde klasik ama şu ikisini de kullanmak isterim. Güzel gözüküyor. Diğer evde, ada evinde yaptığımız gibi bu orman kağıdını buraya kullanabiliriz. O yüzden boyayla başlayacağız. Yatak odası. Yatak odası. Burada klasik bir yatak odası düşünüyoruz ama böyle koyu renkte bir yatak odası hiç denemedim. Ve nasıl gözükecek merak ediyorum. Bir de her odayı böyle benzer renk tonlarında yapmaya çalışacağım. Aynı anda bir sürü şey yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada teşekkür ederim. Yorumlarda şey yazmışsınız, hani duvarları örmek için sıva mı? Sıva mı? Duvar yıkma sıva. Benim buradan sıva almam gerekiyor. Duvarlar. Duvar. Sıva kovası almamız gerekiyor. Böyle yaparsak sıvama ile değiştiriyorum. Şimdi ooo çok güzel yapıyor yalnız, şöyle şöyle, neyse. Buraya da yapalım. Görüyorsunuz çok hızlıyım. Yani ben bile şaşırdım neden bu kadar hızlı yaptığıma. Büyük ihtimalle şeyleri verdiğim için, yetenekleri verdiğim için tam yapıyordum, bitti. Var mı eksik bir yer? Tüm odayı sıvadıysak boyaya geçiş yapabiliriz. Çok koyu olmasın. Çok koyu duvarlar ama eşyalarla böyle bunu dengelemek istiyorum. Bak ya, sıva unutmuşuz yine. Gerçekten keşke bu kadar kolay olsa. Neyse, ustam olarak boyamaya devam ediyorum. Yine bir yerde bir şey var, oyuk. İşte bir sıkıntı vardı. Demek ki tam yapmamışım hepsini ya. Of. Hepsini tam yapmamışım. Ama orayı yaptım. Neyse, demek ki o kadar çabuk kolay olmuyormuş. Tamam. Doğru yoldayız. Güzel şeyler kolay olmuyor. Pardon. Yıkması kolay, yapması zor oluyor. Camlardan çok memnunum. Camlar çok güzel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi özellikle buralara dikkat ediyorum. Çünkü birazcık unutabiliyorum ve sonra hepimiz beraber yorumda fark ediyorum ya da videoda fark ediyorum. Kafamı duvarlara vuruyorum. Ama bu sefer unutmayacağım. Aa, çok güzel bir renkmiş bu. Burayı böyle ne yapmak istediğimi ben de bilmiyorum. Ne çıkacak acaba ortaya? Ben böyle planlarımı söyledim ama bazen asla planlarımı planladığım gibi yapmıyorum. Sanırım her şeyi boyadık. Yalnız boyanın rengi çok tatlı, yeter çok. Hiç gözüktüğü gibi değilmiş. Ya da evin içi o kadar kötüydü ki bunu yapınca güzel gözüktü.
Yeter mi be? Bir boya daha almayayım ha. Aya gideceğim ben. O yüzden abi. Evet. Bununla işimiz bitti. Sıva gelsin. Sıva bize lazım. Bol bol sıva yapacağız. Önce bütün ışıkları da açalım evin. Böylece hızlı hareket ederiz. Burada bir oda daha var. Tamamdır. Temizlikle alakalı çok fazla bir şey gerektirmiyor burada ama onun yerine birazcık sıvama yapmamız gerekecek. Sıvayı da yani her yere ayrı almak gerekiyor. Başka duvar var mı? Yok. Duvarlar adam olsun. Aynen. Genelden bütünden şeye ineceğiz, detaya ineceğiz bu sefer. Ya yine almayı unuttum. Ay, gün batımı çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Oha. Alçı almam gerekiyor. Burası da kaldı. Eve zaten sıva yapmam bütün bir günü. Bir uyuk kalmış. Sıvanacak bir duvar. Sarılacak bir yastık. Sıvanacak bir duvar. Beğendiniz mi? Müşteriler beğendi. Duvarlar tamir edildi. Tamam. O zaman sıkıntı yok. Bütün duvarları hallettiysek artık kendi şeyime dönebilirim. İşime dönebilirim. Burası bizim giriş kısmımızda değil mi? Giriş kısmını böyle biraz klasik devam edeceğim. Dediğim gibi olabildiğince kendime farklı bir şey yaptırmaya çalışıyorum. Boyalar diyelim. Boyalardan sonra da şey yapalım. Şu açık krem güzel gibiymiş ama narin kakao. Favorim narin kakao. Açık kedi dili. Evet. Küçük açık bir kedi dili istiyorum buraya lütfen. Lütfen. Yay, çok tatlı. Acaba evi komple mavi mi yapsam yoksa? Ay, sabah olsun bir an önce ya. Bir şey söyleyeyim ise bahçeye de şey yapmak istiyorum. Küçük ufak dokunuşlar yapmak istiyorum. Şimdi seni... Burası neresi ya? Yanlış yeri boyamayalım yine. Orayı boyamayalım. Ama şuraları boyayabiliriz. İçler önemli. Çok hızlı boyuyorum. Çok mutluyum. Bunları da boyarsak inç bitecek. Ama ya küçücük kısım kaldı. Onunla bana şey yapma. Yetiş işte oraya. Azıcık su koysun, bir şey yapsın. Niye ben yenisini alıyorum ya? Buraya ışık koymuşuz ama kendi bölgesine yetebilecek kadar koymuşuz. O yüzden birkaç tane daha eklesem iyi olacak. Ya aslında fatura gelmiyor yani. Vay be. Değişik oldu. Neyse. Burası da tamam. Bir buranın fayansına yenileyeceğiz. Hemen buraya geçelim. Mutfakla şey yeri burası. Salonda. Ofis. Ofis yapmak istiyorum buraya bir tane. O yüzden ofis için bir tane boya seçeceğim. Boya. Duvar. Ofis için böyle... Ofisi şey olsun ama eğlenceli olsun. Böyle deniz gibi olsun, ne bileyim su altı gibi olsun. Yani böyle bir hava verelim gibi. Eve su altı havası maviden böyle yola çıkabiliriz. Buraya medium bir boyamızı aldık. Nasıl olacak bilmiyorum böyle bir ofis ama yapacağız. Çok böyle şey olabilir belki, hani odaklanmaya uygun bir renk olabilir gibi. Neden olmasın? Yaparken asla emin değilim şu an. Göreceğiz arkadaşlar nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ya bakalım. O kadar çabuk boyuyorum ki çok harika bir şey bu. Ama gerçekten duvar boyamak dünyanın, yani benim için en azından, en zor şeylerinden bir tanesiydi.
Arkamdaki duvarı da öyle boyadım. Çok kolay gözüküyordu gözümde ama inanılmaz doğurmuş. Ya kollarım ağrıdı. Vay. Ama şurası eksik kaldı. Hemen onu da tamamlayayım. O zaman şimdi banyoyu da bu şeylere göre, belki ona göre bir fayans seçebilirim. Çünkü güzel fayanslar var. Mesela şu mermeri denemek istiyorum. Bunu duvara mı yapacağım, yere mi yapacağım? Deneyebilir miyim? Bakalım. Vay! Yalnız ben yine tuvalete koyu renk yapacağım sanırım. Ama hoşuma gitti bu. Gerçekten hoşuma gitti yani. Peki. Bundan birkaç tane daha alsak güzel olacak. Sol elim dolu. Sen de haklısın be. Oyundaki karakter, sen de haklısın. Yani elektrik süpürgesiyle demin bahçede hamam böceklerini süpürebildim. İçerisine toz kaçmadan, toprak gelmeden, çim üzerinden süpürdüm bir de. Ve süpürdüğüm şey hamam böceğiydi. Ama tek elin dolu diye şey alamıyorsun. iPad'i eline alamıyorsun. Sen de haklısın. Sen de çok haklısın. Yani oyunda kendi içinde bir şey olmaya çalışmış. Mantıklı olmaya çalışmış ama genelde unuttuğum yerler buralar oluyor. Dibine kadar şey yaptım şu anda bunları yapabilmek için. Arkadaşımız birazcık sıvayı şey yapıyor, yavaş yapıyor. İşte bu ışık bize yetmiyor. Bak yine sol eli dolu diye. Ha size gözükmüyor bildirim. Benim olduğum yerde çıkıyor bilgi bildirimi olarak. Aslında ben kendimi şöyle yapsam sanki daha rahat gözükebilir her şey diye düşünüyorum. Evet, şimdi sıvamamıza devam edelim. Sıvamak. Ama kendi içine bir uyumu yakalıyor otomatik. Ben rastgele şey yapıyorum, sırayla boyuyorum. O tamamlıyor. Aferin. Hadi yapabilirsin Duygu. Eğilerek yapayım mı? Biraz eğilerek çalışayım. Hadi. Onu da yapacağız. Acaba siyah mı devam etsem? Bir de aklımda bir önceki bölümde, hacker bölümünde şey vardı. Neon ışıkları keşfetmiştim. Neon şeritleri. Onları da biraz burada belki deneysel olarak tekrardan deneyebilirim. Ama çok uyar mı uyumaz mı bakacağız. Boyayı daha hızlı şey yani... Bu ne ya? Bu ne? Bitecek hadi, az kaldı. Hadi. Hadi bitecek. Ama güzel gözüktü gerçekten. Ben fazla almamışımdır inç. Çünkü para kazanmaya çalışıyorum. Aya gideceğim. Ama bu ev bittikten sonra bir kâra geçeceğim diye düşünüyorum. Yani şu an tamamen aydaki ev için her şey. Evet, en büyük, en zor kısmı sanırım bu camdı. Huh. Bir de düşünsenize ben burada şeyde yaparken böyle yoruluyormuşum gibi hissediyorum. Gerçekte yapınca ne kadar yorucu ve zaman alan bir şey olsa gerek. Evet, bu renkle bu rengin uyumlu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunları satıyorum. Fazla almışım, hesapladığımdan fazla almışım. Ve beyazla uyumlu... Krem rengiyle burayı böyle tamamlayabiliriz havlularla falan. Şunlara radyatör alalım. Bir de havlu şey alalım. Radyatör. Bir tane radyatör koyalım buraya. En sevdiğim şeylerden bir tanesi birleştir. Ne monte hem monte etmek bunları. Monte etmeyi çok severim. Bayılırım monte etmeye. Havlu. Monte edilebilir havluluk. Daha da çok severim.
Hadi. Nice. Şu an kendi içerisinde, kendi çapında güzel bir banyo oldu. Bu rengi çok satmak istemiyor gibiyim aslında. Bu rengi burayla kullansak mı? Orayı da ben kapatmasam, duvar olarak kalsa mı diye kafamda bir soru işareti. Kapıyı bir satalım. Evet. Bir şey denemek istiyorum. O da duvar kağıtlarında. Tonu değişmiyormuş ya. Bütün salonu şey yapsam ne olur ki? Böyle denizaltı gibi yapsam ne olur ki? Ya da mutfağı. Evet. Nereden başlayalım? Şu bölümü mutfak yapabiliriz bence. Oradan da başlamışken bakalım. Hayır. Nasıl kullanacağım ben bunları ya? Ha. Umarım güzel olur. Şeyi azıcık kısacağım bir ses, müzik. Heh. Hiçbir fikrim yok ne olacağına dair, bakalım. Burayı o zaman böyle klasik ve sanatsal bir yer mi yaptık? Ya tam bir güneş olsa, gündüz olsa şey yapabileceğim. Gözümde canlandırabileceğim de şu an zor. Kalan yerleri... Duvarı şey yapacağım şimdi. Bir dakika. Azıcık beyazlık, kristal, sütlü yol. Yok, yol değil o yol. Dur. Taze bir sabah. Taze bir sabah mı? Kahvaltı porseleni mi? Çok soğuk bir renk istemiyorum ama çok sıcak bir renk de istemiyorum. İstediğim şey beyaz ama tam beyaz da istemiyorum. Yani ne istediğimi ben de bilmiyorum. Ama taze bir sabahla kahvaltı porseleni arasında kararsız kaldığım için ikisinden de medium boy sipariş veriyorum. Evet arkadaşlar, linkini de bırakıyorum. Şimdi boyayı alalım. Görmem gerekiyor çünkü kafamda canlandıramadım. İki renk arasındaki tam fark ne? Ve ne olur gündüz olsun ya. Ne olur gündüz olsun. Bu ikisinin de bununla bir alakası yokmuş. Onu gördüm ama. Bunu gördüm. Bu bana yetti. Daha açık ama... Gökyüzü mavisi. Gel. Bakacağım sana. Evet, kesinlikle istediğimiz ve aradığımız şey bu olabilir bence. Şunları da aslında buraya kadar devam ettirebilirim bence. Bence BMC. Aynen. Şu da bana bir fikir verdi. İlerleyen evlerde böyle şey de yapabiliriz bununla beraber. Bak, bir şey varken bazen boya yapmıyor oyunda. Buna çok... Bak, boyayı alıyorum, elime boya yok. Heh, şimdi var. Sonra kendiliğinden kafasına göre düzeliyor. Ben de anlam veremiyorum açıkçası buna. Bunları alalım. Yerleri de tabii ona göre ayarlayacağız sanırım. Tam böyle olmaz çünkü.
Buraya acaba şömine yakışır mı? Mutfakla salonun birbirinden öyle bir ayırmalıyım ki hani hem bir bütün gibi gözüksün hem de birbirlerinden ayrı gibi gözüksün. Tam boyamadık. Şuraları da boyarsak tam olacak diye düşünüyorum. Evet. Bir yer daha kaldı boyamadığım. Ha, bu kısım zaten tamam. Çünkü yeter diye düşündüm, yetti. İyi, sabah oluyor. İyice içlerini dışlarını her yerini boyadık derken şurada bir eksiklik kaldı. Bunu da yapmaya gerek var. Dışarısı gibi olsun bu da. Aynı olsun yani. Tamamdır. O zaman boyayla da işimiz bitti. Şimdi boyaları satacağım. Ve kar edeceğim. Radyatörü çıkarsam mı kalsam mı bilemedim. Da niye böyle gözüküyor ki? Bug oldu herhalde. Burada da gözüküyor. Ha, güneş ışığı vuruyormuş. Sorry. O kadar gerçek. O kısım gerçekçi, ikna edici olmuş. Buraya radyatör alalım. Bazı yerleri alalım mesela. Radyatör. Hani bir yatma odasında hani... Şeyde, salonda belki çok gerek kalmayabilir. Çünkü neden? Çünkü şömine koyabilirim. İşte bu yüzden. Ama koymayı da bilirim. Kar etmeye çalışıyorum aydaki ev için. Burayla ilgileneceğim. Önce yatak odasına gelmek istiyorum. Sonrasında eşyalara göre de belki şey yapabiliriz. Ama şu an iyi gibi. Döşeme. Yatak odasına kaplama istiyor muyum? Kar olmaz. Bu mecbur. Bu daha soft bir şey ve koridordaki renge çok yakın. Gerçekten de yakın. Hatta burayı da devam ettirsek eğer. Hatta burayı burayla devam ettirirsek hem böyle deniz kum, ben niye bu ara bu kadar deniz kum bakıyorum bilmiyorum. Evet. Değişti. Değişti ve gelişti. Oy. Şimdi oraya kapı falan da koyacağız zaten. Banyoda banyoyu değiştireceğim. Banyodaki fayansları değiştireceğim. Bu olmaz. Çok betonumsu. Yivli taş, son beyaz fayans. Bakalım. Kesinlikle çok daha tatlı. Kesinlikle. Evet, şimdi ofisimize geldi sıra. Ofiste nasıl bir şey olsun? Ofiste bence açık renk beyaz nasıl olur? Ofisi daha böyle şey yapacağım, tertipli yapacağım. Çocuk odasından ziyade ofis oldu. Evet, şimdi sıra kapıları koymada. Kapı, 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 kapı. Evet, ben ve kapılar. 1'e 2. Ay, çok güzelmiş şu cam sauna kapısı. Evet, cam kapı koyayım ya. Oraya değil de buraya. Tuvalete başka bir şey koyarız. Beyaz mı koysak? Yerler beyazdı aslında. Beyaz koyabiliriz. Ofise de aynı şekilde cam kapı koymak istiyorum.
buraya tabii başka bir şey koyacağız da. Ya şöyle şu olmaz herhalde, iç kapı. Favorim bu ama. Gerçekten en çok favori kapılarımdan bir tanesi bu. Ha, bu da çok tatlı. Bu da çok tatlı. Bence burada da cam olabilir. Aynen, hem pencerelerle uyumlu oldu hem de girdiğimizde böyle bir şey havası alıyoruz, deniz havası. Tamamdır. Tamam gibi. Girişe bundan kullanmaktan aslında biraz çekingenim ama. Ama girişe de böyle kapı olmaz yani, içi gözüken. Düşününce çok rahat değil ya. Dışarıdan gelen herkes evin içini görebiliyor. Bu bence daha uygun. Niye olmuyor? Olmadı bunun rengi. Bir dakika, bunun rengi olmadı. Şunu da siyah yaparsam kapının kenarını. Niye olmuyor? Aynen, pencerelerin kenarlarıyla burası da siyah olacak böylece. Orayı da düzeltsek mi? Az önce alındı bu. Ve temeli hazır gibi şu anda. Ay, çok ferah gözüküyor. Sadece kahverengiden emin değilim. Ben bunu da galiba şey yapacağım. Bir dakika, beyaz olanından yapacağım. Burada bir yerde vardı eminim. Demin gördüm çünkü. Ha, evet. Tamamdır. Şimdi evin girişiyle başlayalım. Evin girişine ne koyabiliriz? Mobilyalar, oturma odası, etajer, askılı, ayakkabılık. Evet, ayakkabılık istiyoruz. Çok kötü renkleri. Başka yok mu ya? Askılı dolap dediği. Ne kadar askılı bir dolap ki? Burada olsun. Saçma olur herhalde. Yo, eşyaları koymak için olabilir aslında. Bol böyle dolaplı. Etrafta çok şey bırakmadan, yani eşya bırakmadan. Bir tane o zaman mecburen. Şimdi ben buraya şey yapacağım. Ayakkabılık yapacağım. Ayakkabılık. Aa, başka renk de var. Müthiş. Bunu açıkçası tercih ederim ama beyaz seçebilirim de. Bu hala daha mantıklı. Sadece renkleri böyle olsun. Siyah yaptım yanlışlıkla ya. Ha. Ya da bir şey yapsam, ne yapsam diye düşünüyorum. Ayna koyabilirim. Evet. Ayna. Bana aynaları göster şimdi. Ayna modülü. Ya bir cam simidi aynamız olmasın mı buraya? Şu çıkarken. Çok çok böyle denizvari bir şey olacak sanırım. Yere de şunu alıp dışarı koymak daha iyi aslında da. Ya bence.
Ama koyulmuyor herhalde. Ben bunun altını boyamamışım. Hemen alıyorum. Almışım. Dekorasyonlar. Döşeme. Ya çok güzel şeyler var. Ya bu da güzel gözüküyormuş. Aslan muhafızı. Girişe bundan mı koysam acaba? Bunlarla çok alakamız yok bizim. Vazo falan. Sütun var. Sütun koyayım mı? Merak et. Vay! Üzerine şey koymalık olsun. Anahtarlık falan koymak için olur. Tamam olur. İkna oldum şu an. Burada bir şey eksik ama. Bir. Buraya daha hafif bir ışık olsun istiyorum. Mobilya. Işık. Işık. Lambalar. Bunun başka rengi var mı ya? Hayır, çok mavi. En sade hali neyse onu istiyorum. Çok aşırı sade olsun hatta mümkünse. Olur gibi. Ama ben buraya bir duvar öreceğim galiba. Örmesem mi ki? Örmeyeyim ya. Hareketi kısıtlamasın. Vazgeçtim. Tekrar düşünüyorum. Yok, tamam. O zaman. Burada bir şey eksik ama onu tamamlayacağım sadece. Bak şey olamadım. Mutlu olamadım bir türlü şu anda. Bitkiler hayır. Aynalar hayır. Asıl dekorasyonlar hayır. Resimler. Çok resim istediğimden buraya değil aslında. Bunun küçüğü var mı? Mesela nasıl olacak? Ben galiba kararımı verdim. Duvar da öremiyorum ki. Yok yok. Sade olsun. Bu videoda da sade olsun. Yere belki bir şey koyabiliriz. En son bakacağım. Tamam, karar verdim artık. Heh. Yatak odası. Yatak odasındayız şimdi. Yatak düşüneceğiz. Bu sefer kombinin koyacağım ama. Yataklar. Ya şu çok güzel Havana yatak çok güzel gözüküyor. Bu da çok modern gözüküyor. Ya bak yine klasik tarzı yapacağım diye düşündüm. Hala şey düşünüyorum, modern. Teddy yatak çok rahat gözüküyor. Warmy de çok rahat gözüküyor. Eğer Teddy'nin rengini değiştirebiliyorsak. Ama çok kötü senin renklerini. Karman çorman. Ne yapacağız? No. Çok kötü. Dayanamayıp yine şunlardan koyacağım. Bu nasıl gözüküyormuş? Hiç böyle bir yatak görmemiştim. Wow. Buna gidiyor. Elim buna gidiyor ya. Bakın şimdi. Aradaki farkı göreceğiz. İlk renk. Çok hafif bir, aynen bu tonda bir şey vermek istiyorum.
duvarlar kadar koyu olmasın ama olmadı. Niye olmadı? Sad now. Bunu da yatak başlığı şey gibi, nükleer başlık gibi. O ne ya? Şeye kadar gidiyor, uzaya kadar çıkıyor. Çok yüksek bir başlığı var. Dayanamayıp ona gidiyorum yine. Erkek yatağı. Ahşabı daha koyu bir kahve olursa... Açıkçası böyle çok daha iyi ve böyle hani deniz şeyiyle uyumlu oldu en azından şuradaki aynayla. Yatak odası oyuncak yerine alaka. Masayı yatağın yanına koyarsan harika olur. Özel sipariş almıyorum şu an, bir saniye. Komodin sığdıracağız buraya. Komodin. Ben hep komodin diye yazıyorum beyaz. Komodin. Komodinmiş, komodin. Yes. Bir tane bu tarafa, bir tane de sağ tarafa. Şu sağ alttaki rengi seçmiştim ama gitti. O yüzden ben de buraya koyacağım. Buraya da bir tane şey koymak istiyorum. Asma ışık tarzında bir şey koymak istiyorum. O yüzden ışıklara hemen geliyorum ve duvar ayaklı lambalar. Evet. Ayaklı lambalara. Odanın rengini çok zor seçtim. Yani çok zor bir renk oldu açıkçası. Zorlayacak yani. Şunu kahverengi vari bir renk varsa. Peki yine duvara bir yazı yazmamız yok mu? Yoksa bir tablo ya da tablolarla mı acaba şey yapsak burayı? Duvara gelelim. Tekrardan dekorasyonlara gelelim. Döşeme resimler. Ama sanki bir öncesine dolap alsam güzel olur gibi. Dolap. Dolap. Yatak odası. Gardırop. Heh, gardırop. Evet. Aa, çok tatlı. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Sonrasında şu makyaj masası setleri gibi bir şey varsa eğer ve eğer mavi renkte varsa, ama hayır ya, çok kötü oldu, çok kötü durdu yanında yani. Aa, çok tatlıymış bu. Beyaz varsa ola. Yani böyle ben buradayım desin. Gibi. Buna bir oturacak puf da bulursak bence tatlış olacak. Ve bence olmazsa olmazlardan bir tanesi şey istiyorum, perde. Nasıl bir şey çıkacak? Perde değil mi olmadı, pencere? Perde ve jacuzzi. Jacuzzi, perde ve jacuzzi. En tatlısı şu kısalar, benim çok hoşuma gidiyor. Açık mavi hiç olmaz. Beyaz, bunun şeyleri çok kötü. Desenli olması bence. İlla desen olacak yani o perdede. İnatçısınız yani oyun. Bu olmuyormuş arkadaşlar. Şuradan çok güneş geliyor aslında. Bunu bir deneme açısından. Niye şey yapamıyorum? Birleştir.
Vidalayalım. Ustamız vidalıyordu. Bu nasıl durur ki? Böyle yatak odası güneşle şey olmasın gibi. Bir tık böyle güneşi kestik. Ama boyayla uyumlu oldu mu? Olmadı. Burada yine eksiklik bırakmışım. O maviyi nereden bulacağım şimdi? Hayır, bunu bu sefer düzeltiyorum. Bir saniye, bu böyle olamaz. Neydi o mavi? Gece mavisi değil, caz mavisi miydi? Azur mavisi, kraliyet mavisi mi yapsak acaba? Bir saniye, şu an her şey değişebilir. Bunu ben nerede denesem ki? Bir duvar arıyorum. Denemek için. Ay, olabilir mi ki öyle bir şey? Ama şu an güzel oldu ya. O zaman perdeyi değiştirmeye devam edin. Tamam. Heyecan yok. Sadece şeyi arıyorum. Oradaki küçük yeri doldurmak için. Ben buraya hangi maviyi kullandım ki? Gece mavisi değil bu. Ondan eminim. Caz mavisi mi? Galiba caz mavisi. Cazın rengi varmış arkadaşlar. Yes. Bunda da var mı? Bak, varsa boyayayım. Bunda var mı? Eksik var. Oh. Şimdi bunlardan kurtulabiliriz. Evet. Dekorasyon. Resimler. Resimlere şey istiyorum. Bu tarz tablolar istiyorum ama Napolyon'u mu koyalım? Gel şuraya tablo ya. Bu tablo buraya olsaymış efsane olurmuş ki. Ne olur olsun ya. Ben bu tabloyu oraya oldurturum. Bakın şimdi oraya ya, istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Sen de birazcık böyle geleceksin. Şimdi tabloyu koymayı deneyeceğim. Bakalım oluyor mu? Olmadı. Ben bu tabloyu nereye koyacağım? O zaman bunları geri koyacağım. Arkadaşlar, bir hayalimiz vardı, yapamadık. Ama bu demek değildir ki diğer hayallerimizi yapamayacağız. Sen de böyle koyarsam, o zaman ben de şöyle yaparım. Hani yatarken böyle baktığında güzel gözükmesi açısından ben şey yapıyordum böyle. Senden kurtulabilir miyim artık? En azından bir tık daha eşit gibi oldu. Heh. Oraya belki başka bir tablo bulabiliriz. Bulamazsak. Tablolara gelelim. Ya, yıldızlı gece tablosu Van Gogh'un. Yok, çerçevesi böyle olsun. Ama önüne şey geliyor, makyaj masası geliyor ya. Aynen, bu köşeyi, duvarı böyle renklendirmeye çalışabiliriz. Bir tık daha böyle şey oldu. Oh. Yani en azından olmuştur umarım.
Madonna'daki ilk kar. Yatak odasına kar yani çok ister miyiz bilmiyorum. Aşk tanrısı tablosu. Ya çok tatlısınız siz. O zaman son olarak bir de şey istiyorum buraya. Lambalar, tavan. Tavana nasıl bir lamba yapsak ki? Çok ağır bir ışık olmasın ama... Bu çok ok bence. Bakalım. Aynen. Bu da Sims 4'teki bir tane sim vardı. Onun çok şeyine benziyor. Bunu ya eksik yapmışız. Sonra fotoğrafta portföyde yamuk çıkacak. Hala buranın çok boş olduğunu düşünüyorum. Yok ya, bir dakika. Dekorasyon. LED ışık yapmayacağım. LED ışık yapmayacağım. Hello sunshine. Keşke sığsam buraya. Yes! Hello sunshine. Olur gibi. Ve yatak odasını bitirdik arkadaşlar. Daha yatak odasını bitirdik. Giriş. Tuvalette bir şey eksik diyorum. Ayna eksikmiş ya. Ayna. Aksesuarlar burada. Özelleştirilmiş eşyalar. Tamam. Yeni bir şey keşfettim. Buraya bu çok yakışır gibi. Bu ne? Küçücük. Ha? Large. Niye olmuyor? Ayna. O zaman ben de fatten yaparım. Ne zaman istediğim gibi olabiliyor. Girişi bitirdik, çıkışı bitirdik. Deniz konseptimizle karışık, klasik olma çabaları içerisinde bir bölümü burada geride bıraktık. En sona burayı bırakacağım. Şu an ofisi yapacağım. Aksesuarlar, aletler. Burası böyle... Evet. Şimdi ofis için bol bol eşya alalım. Şöyle ofis dokümanları alalım. Ama bu renkle gidecek bir renkte olsa kendisi daha güzel olur. Bir... İki... Evet. Kağıtlarımızı, dokümanlarımızı koyduğumuz bir yer olacak burası. Sonrasında bol bol şöyle şey almak istiyorum buraya. Dosya. Sonra bunları yerleştireceğim zaten. Ondan sonra bir tane de şöyle ofisler yine olabilecek şeylerden. Aynen. Aletlerle. Hobi. Bir tane şey koyabilirim aslında. Dart. Ama yani ofiste neden dart olsun? Burada olsun. Neden olmasın ki? Neden olmasın? Ahşap masa mı? Kasa. Alakasız. Asılı taş plak seti. Çerçeveli taş plak. O zaman şöyle yapalım. Belki böyle şey olabilir. Müzikle uğraşan birisi olabilir falan, ne bileyim. Ya da yapım şirketi şeyinin evi gibi olabilir.
Vazgeçtim, olmasın. O kırmızılıklar beni bitirdi yani. Duvar rengi çok zor, çok zor renkler seçtim. Hem hobi hem ofis gibi olsun. Aynen, snowboard yapsın. Ne bulursam koyuyorum gibi oldu ama pilates yok, yapmasın. Buradakine eşyaların hepsini yeni gördüm. Sanat, spor, müzik, ha. Ben hepsine baktım ki hobinin. Kaplar. Bu evde niye çamaşır makinesi yok, onu da fark ettim. Kozmetik de varmış. Yuh. Hah. Ofistekilerin hepsini kullandım. Özelleştirmiş eşyalar. Çok güzel gözüküyor bunlar. Şundan koyalım bence ya. Biraz daha kişisel gözüksün. Koyamıyor muyum? Neden? Koyamıyormuşum. Neyse. O zaman şimdi buraya masa alıyoruz. Masa, ofis masası olacak. Bu gayet ciddi bir masa. Hem ofis masası gibi. Kesinlikle böyle güneşe, yani şey, güzel bir yere karşı koymak istiyorum bunu. Hatta bence bundan bir masa daha yapabiliriz. Oha, havada duruyor gibi durdu. Ve şimdi havalısından bir koltuk. Buraya perde koymayı düşünmüyorum. Yana belki bir masa daha koyabiliriz ama masa diyelim bakalım. Belki şöyle cam bir masa baştan başa koyup üzerine başka bir şeyler de koyabilirim diye düşündüm. Dekorasyonlardan bitkilere gelsem. Buraya olmaz mı ya? Olsun lütfen. Olmadı sanki yeşille. Yani bu en azından daha... Oo, dış bahçemiz var daha. O zaman şimdi dekorasyonlardan, bitkiler değil. Hayır, değil. Aksesuarlar. Özelleştirilmiş eşyalar değil. Ofisi yaptık zaten ama. Kalem falan koyalım buraya. Buraya da... Not kağıdı. Onu masaya koyacağım. Bir tane bilgisayar istiyorum aslında. Laptop varsa laptop daha şeydir. Dizüstü bilgisayar. Aynen. Bir tane de şöyle dizüstü bilgisayar koyalım. Yes. Sol tarafa şimdi bütün havayı değiştirecek, kurtaracak bir şey yapmak istiyorum. Tablolardan yine böyle aklın uykusu canavarlar üretir adlı bir tablo. Vay canına. Gerçekten vay canına. Değişikmiş. Neyse. O şey kalacak orada. Kar. Gün doğumu var. Gün batımı var. Bize bu yakışır mı acaba? Böyle odada içimizi ısıtacak, rengini değiştirecek bir şeyler arıyorduk ve bulduk. Peki bu bize yetti mi? Yetti bence. Ve buradan da çıkış yapıyoruz. Şimdi mutfak eşyalarını buraya alıyorum. Hadi. Hadi. Ne kadar şey varmış, tabak varmış ya. Hah.
hoşuma gidiyor rengi, niye bilmiyorum. Mutfağa geldik. Mutfakta geniş bir mutfak istiyorum. Fonksiyonel sabit mutfak takımları. Takım istiyorum, geniş istiyorum. Beyaz olacaktır diye düşünüyorum ya. Orada bir tane beyaz vardı, o çok hoşuma gitti görüntü olarak ama bu da çok hoşmuş. Çelikli sabit takım var. Ahşap daha şey olur, tatlış. Böyle açık renk olsun. Peki bunun aynısının bunun komple serisine bakacağım şimdi. Detaylar. Demek ki bu değilmiş aradığım seri. Ha, D tipi, C tipi falan var. Bunda hepsi var. Ne ararsam var. Sattım gitti. Sattım gitti şu an direkt hiç düşünmeden. Evet, baştan aşağı tamam oldu bile burası. Hatta şuraya kadar getirtebilirim bunu ben. Aynen. Buraya bir tane küçük bir çöp kovası. Zaten evi satacağımız için taşınılacak bir yer olacağı için çok fazla kişiselleştirmiyorum. Beyaz yapalım. Neresi bunun önü? Ha. O burada dursun. Bunları lavabonun yanına koyalım şöyle. Buraya acil şey yapmam lazım. Mutfağa bir ışık yapmam lazım. Çünkü gözükmüyor yani hiçbir şekilde tezgah. O yüzden çok kullanışsız olur. Bu biraz yanlış oldu. Bu terste bir iş var. Buraya dolap artı dolap dışında başka bir şey gerek yok sanırım. Bir de böyle süs olarak bir şey koyabilirim. Buzdolabı. Aslında geniş bir buzdolabı olursa çok tatlı olur. Geniş. Şuraya da masa yapmak istiyorum. Şeyin ortasına. Masa. Şey masa ama çok... mobilyalar. Yemek. Masa. Sandalye. Mermer tablolu masa mı? İşte bu. Üff. İşte bu çok güzel gözüküyor. Amerikan mutfağı biraz geçiyorum sanırım. Nereye koyacağım? O zaman oturma odasını yalan ediyoruz gibi şu an. Çok büyük ya. Ben daha minik bir şey hayal etmiştim aslında ama biraz fazla büyük yani. Devasa açık masa. Fuh, hakikaten devasaymış. Açık renkli yemek masası. Evet, aslında istediğim şey buna benzer bir şey böyle. Bu masayı da o zaman bu iki tarafı bölecek bir şey. Yani Amerikan mutfağı alternatif gelecek bir çözüm olarak düşündüm ama çok da olmadı gibi.
Ama bir masa sandalye olacak. Soru şu, nerede olacak? Burada dur sen. Aynen. Hatta sen gel şöyle dur. Tamam mı? Evet. Şimdi buraya bir koltuk. Koltuk istiyorum. Mobilya, oturma odası, koltuklar. Koltuk değil, kanepe, pardon. Çok güzel gözüküyorsun sen. Rengin de çok güzel senin. O zaman seni ben alayım. Biraz şey yapıyor, naz yapıyor koltuk eve. Sığmadı. Oley. Böylece masayı da buraya ekleyebiliriz. Biliriz. Masayı buraya ekledik mi? Buraya eklemeyelim. Bunu şimdi gayret taşıyacağım bunu. Bir dakika. Ha. Başım döndü. Yemin ederim şunu buraya sığdıramadık. Ya orayı kesmeseydi iyiydi o ya. Bunun diğer türlüsü yok mu? Sağ köşe kanepesi, sol köşe kanepesi lazım bana. Aynen. Ama bunu koyacağım yeri, koyabileceğim yer yok. Sol köşe. Aynen. Böylece sağ ve solun önemini daha çok anlıyoruz. Yes. Çok hoşuma gitti şu an. Bu masa burada duracak. Televizyon koymak istiyorum buraya. Baya böyle TV ünitesi varsa. Televizyon ünitesi. Dev bir televizyon olabilir mi acaba buraya? Lütfen dev bir televizyonu. Çok pahalı ama. Ve sandalyeyi de masayı da buraya koyarsam bence sandalyeyi masayı ben bir yere ait yapamadım. Hesap bakiyem eksiye düşecek neredeyse. Burada geldi, yedi. Orada böyle yaptı. Masa olmasa mı acaba? Yemeseler mi yemeği? Masayı kendileri alırlar, istedikleri gibi koyarlar ya. Yer zaten halı. Bunları da, ışıkları da koyduk mu? Evet, sanırsam bitti arkadaşlar. Bitti mi? Evet. Bahçesine çok bir şeyimiz kalmadı ama daha ay var zaten. Ben aya gideceğim. Aya ulaşmaya çalışıyorum. Ve şimdi satış kısmına geliyoruz. Üf. Işıkları kapatıp televizyonu açarsak ne olur? Hah, mutfağa şey yapacaktım. Işık yapacaktım son. Son. LED ışık. Dayanamadım. Dayanamadım ki. Hiçbir şekilde dayanamadım yani. Duvar lambaları. Evet. Küçük şerit. Evet. Bunu sadece bu şeyde yapmak istiyorum. Hizada ama yapabilir miyim ki acaba? Oh, tam denk geldi. Çok mutluyum şu anda. Satalım.
Satışa hazırım. Alıcılar gelsin. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Ev için 61 bin dolar ödemişim. 1 saat 21 dakikada bu hale getirmişim. Mevcut bütçem bu. O zaman koyalım bakalım açık artırmaya. Zarif çöp değil. Evet, bir yatak odası idare eder. Yeterdir. Temiz güzel kokulu işte budur. Bu da hep kendine özel bir sauna istiyor. Giorgio sana söz. Ayda aydaki ev yaparsam oraya sauna yapacağım. Bundan emin olabilirsin. Camlar ayrısı 87 bin dolar. Birden fazla banyo. Ya siz satın alın, yaptırırsınız banyo ablacığım. Yaptırırsınız siz. Olur olur. Ben satıyorum. Space kabul ediyorum direkt. Evimiz ilk böyleydi, sonra böyle oldu. Ofisli bir de aile ne yapacaksa orada. Ama çok değişti ya, gerçekten çok değişti. İçi çok değişti, dışın pek fazla değişmedi ama ne olduğuna dair bir fikrim yok. Ama böyle denizli bir konsept tarzında bir şey oldu, bilmiyorum. Artık size bırakıyorum yorumları. Benzetmeler size ait arkadaşlar. Şimdi 482 binim var. Bir dakika. Önce videoyu bitirmeden önce. Aydaki evde... Ya 200 dolar eksik, inanamıyorum. Neyse. Bir sonraki House Flipper videosunda büyük ihtimalle aydaki evi yapıyor olacağız. Ben ona biraz para kasarım. Orayı hallederim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Aydaki eve son adımımızı bu videoda tamamlamış bulunuyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve DK Gaming'e abone olmayı unutmayın. Başka hangi tarzda videolar istiyorsunuz, onları da yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini bekliyorum. Teşekkür ederim bu arada. Kibar, şirin ve tatlı yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyor. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.